Güzel gözlüm. Sana adet olduğu üzere henüz hayattayken bu mektubu yazıyorum. Elif gözlü sevdiğim. Burada böyle bir adet varmış. Arkadaşlarım söylediler. Sevdiğine mektup yazıp da muskana sardın mı diye. Yok dedim. Sarmadım. Ölmeyi yaşarken kabullenmek zor. Kalbimin iki yiğit kadınından miniciğine yaşarken şehit mektubu yazmak öyle kolay değil. Allah şayet vatan uğrunda ölmemi emrederse yalnız ve yaralı bir yürekle belki de gözyaşları içinde bu mektubu okuyacağız. Ama eğer yaşarsam, kışladan sağ salim dönersem bir ömür boyu birlikte olur, beraber yaşar, beraber güleriz. Biliyor musun, geçen gün bir rüya gördüm. Ben evdeydim, anam bana çorap örüyordu. Biz evlenmişiz meğer. Birdenbire odanın içi bembeyaz güvercinlerle doldu. Biliyor musun, beyaz güvercin Murat demekmiş. Öyle değil mi? Güvercin ölüm değildir herhalde. Seni çok özledim. Öyle inanmak istiyorum. Yetim anama iyi bir gelin olacaksın diye çok ama çok seviniyorum. Anamın duasını almayı sakın unutma. Ellerine kına sür ve beni bekle. Beni bekle vatan gözlüm. Sen benim vatan gözlümsün. Ayrılıklar cismanidir, ruhani değil. Ve ben ruhumla, her anımla, anamla senin yanındayım. Vatan gözlüm, olur da şehit haberimi alırsan dayanmalısın. Anamın yaşlı yüreğine mukayyet olmalısın. Unutma, Allah yolunda ölenlere öldü den demeyiniz denmiş bir kere. Allah yolunda ölenlere öldü demeyiniz. Şehitler ölmez, ben de ölmem vatan gözlüm. Sakın ağlama, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Benim için ağlama vatan gözlüm. O güzel gözlerinden öperim, anamın da ellerinden öperim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz, bütün mümin meclisler Allah'a emanet olun.